Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bir cumartesi daha yine sizlerle beraberiz. Havalar her ne kadar böyle çok yüzü gülmüyorsa da bizim yüzlerimiz gülsün inşallah diyoruz. Bugün bu hafta Melek bizimle beraber, Melek Hocam bizimle beraber yaz için takılar yapacak size. Bence programdan hiç ayrılmayın. Aslan bizim aramıza yeni katıldı biliyorsunuz. Amigurumi oyuncaklar yapıyor kendisi. Aslan da neydi? Hello Kitty. Anahtarlık. Evet, çizgi film kahramanı, bebek yapacak, oyuncak yapacak. Ekranlardan hiç ayrılmayın, o kadar ince ayrıntılarla anlatıyor ki hiç bilmeyen bile eminim buradan not alıp yazarsanız çok daha rahat yapabilirsiniz yani. Evet, şükürler olsun yine birlikteyiz, evet, beraberiz. Katılalım. Hoş geldin Melek'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Koşturuyorsun. Aynen. Her zamanki gibi. Evet, hep takip ediyorsun beni. Her zaman aynı. Kızıyorsun. Takip ediyorum. Bazen söyleniyorum, kızıyorum sana. Öyle mi? Bazen diyorum ki aferin sana, ne güzel şeyler yapıyorsun diyorum. Sonra gezerken bakıyorsun. Ablanızım ya, bazen evet, eleştireceğim, ki. Kızacağım tabii. Tabii ki, eleştiriye açız zaten. Aynen öyle. her şeyi bir tarafa bırakacak olursak. Kurslar devam ediyor mu? Hemen önce bilgi ver izleyicilerimize. Kurslarımız devam ediyor, evet. Dükkanda workshoplarımız devam ediyor. Hatice Sedef devam ediyor, sepet örücülüğü. Böyle bir koşuşturma içinde. Ramazan sepet ayı örücülüğü çok böyle... Hatice Sedef'in atölyesinde devam ediyor. Atölyesinde devam ediyor. Öğrenci workshop... alıyor musun münacaat eden olursa? Alıyoruz. Sepete de alıyoruz. Çantaya tamam. da alıyoruz. Dükkanlar... Takıları dükkanda mı yapıyorsun? Yapıyoruz. Orada da var kağıt. İpten çantalarımız var, takımız var. Şimdi epoksiler başladı. Ha, epoksi derken, de gösteriyorsun artık. Öyle. Hadi bakalım. Birçok dalda elhamdülillah hepsi beraber yürüyor. Yani artık nereye kadar yürüyecek bilmiyoruz ama yürüyor. Ya bunu severek, isteyerek yaptığı için bence güzel şeyler ortaya evet. çıkıyor. Epokside de bayağı başarı sağlamışsın. Tepsin çok hoşuma gitti. Evet. Gerçekten güzel ama epokside gösterilecek çok fazla bir şey yok ya. Yani onun ne kadar karıştırılacağı malzemenin. Çok uzun işlem zaten. Sonra hı-hı. evet aynen öyle. Dökümü işte ne yapacaksan onun kalıbına göre ona döküyorsun. Biz burada birkaç sefer bir Ayşe Hanım var. Onunla birlikte tesbihler yaptık. Hı-hı. Bileklikler yaptık. Kolye yapmıştı hatta. Bana da canlı çiçekle kolye yapıp hediye etmişti. Evet. Sağ olsun. Kulakları çınlasın. Epoksiyi az da olsa biliyorum. Fazla bir teferruatı olmadığı için epoksi yapmayı tercih etmedim bugün. Takı daha bence önemli. Gençler özellikle takı için çok izliyorlar. Hemen geçelim. Neler var burada? Önce bunları gösterelim istersen. Kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Hemen burada çok hoş takılar var. Bir tanesi zaten Oya'dan herhalde değil mi? Oya içinde eskiden kullanırlarmış ama ben bunu evet. kendim kiraz olarak... Ha, sen bilerek yaptın. Bilerek yaptım. Ay bu tülbent Hı-hı. oyasıydı biliyor musun eskiden? Benim çeyizimde de vardı. Mesela bunun halhalı çok çok tutulan bir modeldi. Halhal yaparlardı ayaklara, ayak bileklerine. Doğrudur. Bunlar Hı-hı. hep kristalden. Bunlar Hı-hı. da böyle. Yunus Bey... O rengarenk galiba. Şunu... Hı-hı. Da onu da böyle minik minik toplarla. Örtten gibi sanki. Hı hı. Minik minik toplarla daha böyle bir. Daha yakından alma şansımız var mı arkadaşım? Hı hı. Teşekkür ederim. Evet şimdi ekrana gelecek yine. Hı hı. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Yani kullanmayı sevenler için gerçekten harika şeyler. Bunlar 0-11 boncuklarla, kum boncuklarla yapılan takılardır. Hı hı. Küpe yapılabilir. Şurada küpelerimiz var. Evet, küpeler de çok şeker olmuş. Hı hı. Bunlar da hep kum boncukla yapılan küpelerdir. Hı hı. Onları şöyle... da ekranda... Dur, acele etme. Acele etme. Bak hı. şunu mesela tam anlamıyla gösteremedik. Neyse, sen önce onları göster, ondan sonra bunu hı hı. gösterelim. Evet. Bunlar da 2 milim kristal boncuklarla... bunu normalde tığla yapanlar büyüklüğü, var. Büyüklüğü küçüklüğüne göre ki, milimleri hesap ediyor değil mi? Bunlar 2 milimlik evet. kristal boncuklar. Bunlarla böyle tığla da yapılabiliyor. Hı-hı. İğneyle yaptım ben. Daha kolay, daha pratik, daha ilerleyen öyle bir mi? Örnek. Hı, güzel. Bunlar farklı boncuklar. Bunlar da bileklikler. Bunlar hep yaz bileklikleri. Bakın şurada doğu boncuk var. Biraz saat farklı bir boncuk. Saat kordonu gibi değil mi? Hı-hı. Ne kadar güzel olmuşlar. Bakın şöyle.
Bunlar hep boncuklarla, farklı farklı boncuklarla evet. yapılan takılar. Saat kordonu da yapılamaz mı? Yapılır. Yapılır. Tabii ki yaptım ben saat kordonu. Değil mi? İki boncuğundan çok da güzel yapmıştım. Bunlar böyle yaz takılarımız. Hı-hı. İşte kristallerden milimlerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle bunu bileklik olarak kullanabilirsiniz, kolye yapabilirsiniz, halhal yapabilirsiniz. Her evet. türlü her şeyde kullanabilirsiniz. Bunların mesela atıyorum denize girerken çıkarmayı unuttu. Denize girdi çıktı kullanan hiçbir izleyicim. Şey olmaz. Kristallere hiçbir şey olmaz Mukadder Hanım. Bakın şunlar. Hiçbir şey olmaz bunlara. Onlar zaten soyulmuyor. İncilerde var hayır. öyle bir şey galiba. Kum boncukların soyulanı olur ama bizim kullandığımız kum boncuklar fırınlanmış. Özel yapım. Anladım. Yani atma gibi, soyulma gibi bir riski yok kesinlikle. Hı-hı. Bunlar da böyle kristaldir. Hiçbir şey olmaz. Tatile gidenler yeşilin rahatlıkla. Yeşilin rengi ne kadar güzel. Evet, güzel bir renk. Zümrüt yeşili miydi o? Yani zümrütle mercan arası bir renk. Değil mi? Evet, hı-hı. çok güzel. Belki harika. Işıktan da farklı görünebilir, bilmiyorum. Olabilir. Şöyle, şu takılar hı-hı. mesela. Kristalle kum boncuk karışımı takılardır. Evet. Çok bugün güzel. Bunu yapacağız. Şimdi bunu yapacağız zaten. Hadi hı-hı. bakalım. Hemen biz bunu yapacağız bugün. Bismillah deyip başlayalım. Hemen başlayalım o zaman. Herkes hı-hı. boncuklarını alsın. Sen yapmaya başla. Ondan sonra... Sen yaparken, devam ederken biz Aslan'la başlayalım. Tamam. Şimdi dediğim gibi bayanlar 0-11 yani kum boncuklarınızı şöyle bir matınız olursa çok daha iyi olur. Kayma riski olmaz boncuklarınızın. Hı hı. Yanına da kristallerinizi. O matları kendileri yapabilirler evde değil mi? Tabii tabii. O kadife olmasındaki amaç matın tutsun diye değil mi? Boncuk yuvarlanmasın. Kaymasın ve iğneye rahatlıkla geçebilsin diye. Ne güzel. Kullandığımız boncuk yani benim örneğimdeki boncuk 0-2 milim kristal hı hı. boncuk. 0-11'de normal kum boncuk. Ama atmayan iyisini bulurlarsa çok daha iyi olur. Hani emek ediyorsun. Tabii. Atmaması tabii. çok daha boncukları önemli. Boncukları alırken o zaman ona dikkat edecekler. Evet. Şimdi bu örneği yapmak için bunu çok istediler. Özellikle bunu bir geçen halhal yaptım bir arkadaşa. Çok da güzel durdu. Çok hoş ama gerçekten güzel. Şimdi evet, ben evet. bunu başlamak için arkadaşlar... Bir tane kum boncuk alıyorum, bir tane kristal alıyorum, bir kum, bir kristal. Şimdi ben size burada göstereceğim zaten. Şöyle Yunus Bey. Şöyle. Beş tane, dört tane kum boncuk, dört tane kristal olması gerekiyor. Bunu biz... Boncuk ipimize ve boncuk iğnemize geçirip şöyle ipimizin ucuna kadar getiriyoruz. Şurada bir düğüm atıyorum hemen. Kaymaması için işlem yaparken. Hemen şurada bir düğüm atıyorum. Hatta bir düğüm daha atayım. Daha güzel olsun. Ellerimiz kremli olduğu için kayabiliyor Mukadder Hanım. O ya, olan sıkıntılar, yapılan yanlışlıklar benim işime gelir program içerisinde. Çünkü izleyicilerimiz yaparken kendileri öyle bir şeyle karşılaşırlarsa pes etmesinler. Gayet doğal. Herkesin elinde yaparken yanlışlıklar yapılabilir. İşte aksilikler olabilir. Tabii ki. Bakın ipinizde şu kadar şöyle hemen gösteriyorum. Şunu böyle ucunu bağladığımız zaman işlemimiz. Kaç tane kum boncuk, kaç tane? Dört tane koydum. Kum boncuk, dört tane kristal. Kristal. Şuraya iki tane düğüm atarsak eğer daha sağlam olur işlemimiz. Şöyle. Şimdi attık buradan. Hı-hı. Buradan boncuk iğnesi olduğu için rahatlıkla şöyle bir tur atıyoruz. Boncuğumuzun etrafından. Şöyle bir tur atıyorum. Her model hem tığla hem iğneyle olmaz değil mi? Evet. Sadece iğneyle bunlar yapılan... tığla olmaz mesela. Olmaz. Sadece iğneyle evet. yapılması gereken hı hı. işlemlerdir. Harika bir şekilde şimdi ben ekranda. Bunu başladım.
Şimdi şu kısmını yapacağız hanımlar. Yani bu kristallerin çerçevesini yapacağız. Hemen 2, 3, 4, 5. Ben onu acaba en son mu giriyordu ki diye düşünmüştüm. Yok. Şimdi 5 tane kum boncuk aldım iğneme. Buradan buraya bir geçiş yapmam gerekiyor. Hemen ortadaki büyük kristali geçip aradaki minik kum boncuğun ortasından geçiyorum. Ne yaptık? Bakın kristalimizi hemen çerçevesini yapmış olduk. Tekrar 5 tane boncuk alıyorsunuz. Tabii ki siz bu kolyenin daha büyüğünü daha küçüğünü yapabilirsiniz. O zaman kristalinizin milimini büyüteceksiniz. Kum boncuklarının burada sayısını çoğaltacaktınız. Yani tamamen size kalmış bir şey. 5 tane kum boncuğumu alıyorum. Tekrar şurada kristalimi atlayıp kum boncuğumdan geçiyorum. Bazen kum boncuklar birkaç hangi tane ipi kullanacaklar? Boncuk ipi diyoruz. Yani naybontun boncuk ipleri var. Çok güzel. Gerçekten böyle hem yaparken kesilmiyor. Özellikle boncuk işi için üretilen ipler mi var? Naybont marka. Çok güzel marka bonc. Marka söylemeyelim. Çok kötü ceza yeriz Rütük Baba'dan lütfen. Tamam o zaman şey diyoruz yani boncuk ipi. Ha boncuk ipi. Hı-hı. Evet marka söylemeyelim. Unutmayalım arkadaşlar. Aman ceza yeriz. Boncuk ipi alıyoruz. Boncuk ipiyle yapıyoruz. Zaten normal bu malzemeleri satan yerlerde bu şey ürünleri yapabilmek için ip de gerektiğini bilirler. Onlar satarlar. Hani herhangi bir naylon ipi değil. Şimdi bunu normal bir bobin ipiyle yapamayız Mukadder Hanım. Çünkü neden? Kalın. İğneden geçmez. Çünkü bazı boncukların içinden birkaç kere gezdiğimiz için kalın ip kullanamıyoruz biz burada. Çok değişik gerçekten de. Kopmaz kolay kolay. Uzaktan sanki ipek gibi görünüyor. Kolay kolay kopmuyor Mukadder Hanım bu. Evet. Çok rahatlıkla kullanabilir. İnce oluşu da boncukların arasından birkaç kere geçişleri güzel sağlıyor. Harika. Etrafını, bir tanesinin etrafı geçildi mi şimdi? Şimdi ben bir tanesinin etrafını yaptım. Şu ortadaki ipimi, yani başlangıçta başladığım ipimi keseyim ki çok bize bir ayak bağı olmasın. Düğüm attım ya burada bir sakınca yok. Evet. Şimdi bakın bir tanesini yaptım. Evet. Ve ben bunu böyle ilerleterek gelmek için gonca gibi düşünün. Goncanın 5 yaprağı var ama yok 4'tü evet. 4 yapraklı yani. Şimdi ben bunun en tepesine geldim. Burada görünüyor mu bilmiyorum evet. En tepesine geldim. Şimdi yeniden bir bunun gibi gonca yapmak için ben ne yapıyorum? 2 tane kum boncuk alıyorum. Burada anlaşılmayan ya da unutulan bir şey varsa benimle irtibata geçebilir. Sıkıntı değil, tekrar bir anlatım yaparız. Şöyle, 2 tane kum boncuk, 1 tane kristal, tekrar 2 tane kum boncukla yeni bir başlangıç yapıyorum. Şimdi ipim şu küçük boncuktan çıktığı için ben buradan ters yönden şöyle, bazen ipiniz, iğneniz geçmeyebilir, şöyle pense kullanırsanız elinizde acımamış olur. Rahatlıkla geçirebilirsiniz. İğneler de zaten boncuk iğnesi değil mi? Evet. Şimdi ben örneğimi şöyle çeviriyorum. Burada her boncuktan geçmek çok önemli. Çünkü hem daha sıkı oluyor, daha hoş duruyor, sert duruyor takılar. Şimdi ben tekrar bu çerçeveyi yapacağım. Ne yapacağım? Bir tane kum boncuk. Bir tane kristal, bir kum, bir kristal böyle sırayla bir tane burada var ya arkadaşlar. Evet. 4-3 tane daha yapacağım. Hı hı. Elimde 2 tane var. Toplam 4 tane kesme boncuk değil evet. mi? Kristal boncuk. Aha, burada bir tane olduğu için ben bir tane daha alıyorum buradan. Ne yaptım? 4 kum, 4 kristal aldım. Bunu da tekrar şu büyük kristalimin ortasından şöyle geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum. Geçirdim. Şimdi yine önceki gibi ne yapıyorum? Bunun etrafını yapacağım. Yine tekrar. Tamam.
Bir, işlem tamam, anlaşılmıştır. İki, üç. Şunu da bir küçücük yapayım Kadir abla. Tamam. Şuraya geleyim. Tamam. Şuradan böyle. Bakın şöyle yapa yapa sara 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 en tepeye geliyor. Ondan sonra tekrar bunları yaparak bileklik boyumuzu evet ona göre halledip en son aparatlarını takacağız. Çok güzel, harikasın. Bitirme tamamen, tamam mı? Tekrarlayacağız çünkü. Yavaş yavaş öreyim ben. Tamam, aslanın sen yavaş yavaş ör. Bitmeden en az iki tane kalsın. Tamam. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Aslancığım hoş geldin. Hoş buldum Kadir Hanım. Nasılsın, görüşmeyeli? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun ben de iyiyim çok şükür. Yani burası bizim ikinci adresimiz oldu artık. Sen daha çok yenisin ama Allah'ın izniyle. Sen de öyle hissedeceksin eminim ileride. İnşallah. Bugün yine çok cici bir oyuncağımız var. Kameraya, yukarıdaki kameraya doğru. Şöyle elinde ha. Öyle ya da masanın üzerine koyabilirsin. Onu arkadaşımız alır. Evet, çocuklar bilir. Küçük çocukları olan anneler de bilir. Ben bilmiyorum ama çizgi film kahramanı. Çok güzel bir bebeğimiz var. Bunlar anahtarlık olarak mı yapılıyor? Evet, anahtarlık olarak hazırlıyorum bunu. Hı hı. Kaç tane istediler? Kaç tane yapacaksın şu onu? Şu an bu anahtarlıktan 20 adet hazırlayacağım. 20 adet. Farklı modellerimiz de var yine. Hı hı. Bu modelden 20 adet olacak. Bunu tamam. Kırmızı renkte hazırladım. Bugün programda pembe renkte hazırlayacağım ben inşallah. Birkaç çok güzel. Parçasını hazırladım, detaylarını. Hı hı. Yine burada sayılarını vererek birlikte öreceğiz. Tamam, şuradaki yapılmış olanları bir gösterelim. Çok hangilerini güzel. Daha önce geldiğinde yoktu, onları gösterelim kaplumbağalar istersen. Kaplumbağalar yoktu. Tamam. Şöyle. Deniz atımız yoktu mesela. Evet. Kaplumbağa da çok tatlı olmuş gerçekten. Şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel. Onlar da anahtarlık zannedersem bu değil mi? Bu da anahtarlık olacak. Evet. Evet. Takılacak. Çok iyi fikir. Evet. Kurbağamız da yoktu galiba. Önceki evet. Programda. Ve bu topumuz. Evet. Top mu? Evet. Aslında bu topun benim için özel bir yeri var. Ne oğluma hamileyken ben kız ya da erkek olacağını bilmiyordum. Cinsiyetini henüz öğrenmemiştik. Evet. Böyle rengarenk bir top hazırlayayım da hani ne kız ya da erkek olsun, evet, oynasın her ikisi de oynayabilir düşüncesiyle böyle rengarenk bir top hazırlamıştım. Çok güzel olmuş. Rabbim bir erkek evlat nasip etti. Sağlıkla saatle Allah bitmeyi nasip etsin. Versin. Benle birlikte bütün anneleri inşallah. Amin inşallah. Analı babalı büyütmek amin. Nasip etsin Rabbim. İnşallah. Evet şimdi... Ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Şimdi ben aslında Hello Kitty'nin kafasını ördüm. Hı-hı. Birkaç parçasını da hazırladım ama burada programda süre yetiştiği müddetçe gösterelim. Bütün, evet. Evet, bütün parçalarının tarifini hı-hı. vereceğim ve birlikte hazırlayacağız inşallah. Tamam. Ben önce bacak kısımlarından, ayak kısımlarından başlamayı tercih ediyorum. Hı-hı. Ki böyle ayaktan başlayıp boyun kısmına doğru, yukarıya doğru çıkıyorum. Hı-hı. Bu ayağımızın ilk parçası. Şöyle göstereyim. Ben şu an bunun ikincisini hazırlayacağım. Sonra birleşme aşamasına geçeceğiz inşallah pembe renk ipimizle. Tamam. Daha öncesinde sihirli halka yapmayı tamam. söylemiştik zaten. Hı-hı. Yine tekrar edeyim olsun, ben. Yine onunla başlayalım. Evet. Zaten sihirli halka ile başlıyoruz. Tabii. İpimizi elimize alıyoruz. Sihirli halka yaptıktan sonra içerisine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 8'li ile başlıyoruz. 8. Normalde 6 evet. ile başlıyoruz aslında. Kafada 6 ile başlıyoruz. Birçok yerde 6 ile başlıyoruz evet. aslında. Ben bunun tarifinde bacakta 8 sık iğne ile başlamayı tercih tamam. ettim. Tamam. Aslında küçücük orada 8 tane sık iğne olduğuna 1000 tane şahit lazım. Evet koton ip kullandığım için bu koton ipler biraz daha ince oluyor diğer iplere göre diyeyim. Evet. Anladım. O yüzden tamam. biraz daha küçük düşüyor. Sayısını çoğaltıyorsun o evet. yüzden. Tamam. Şimdi ekranda şu anda. Şöyle hı-hı. göstereyim. 8 tane sık iğne yaptım sihirli halkanın içerisine. Bunun üzerine herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan bu 8 sık iğneyi 4 sıra halinde örüyorum. Yani toplamda 32 sık iğne daha örmüş olacağım evet. artırma ve eksiltme yapmadan. Örelim. Örülmüşünü sen getirmişsin zaten. Evet şu ama. Örülmüş hali tamam. ama ikinci bacağını ben burada yapıp birleştireceğim tamam. inşallah. Tamam. Örelim canım.
Sen onu bitirene kadar ben bir iki tane mesaj okuyayım o tabii, zaman. Tabii, nasıl isterseniz. Yine muhteşemsiniz demiş. Keşke 4-5 saat sürse de şu program doya doya izlesek. Süre çok çabuk bitiyor, doyamıyoruz demiş. Başarılar diliyorum demiş Ankara'dan Sebat Hanım. Sebat Ergeç bizim sürekli daimi izleyicilerimizden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Yani bize de çok kısa geliyor ama süre... Ancak bu kadar ayrılabiliyor yayında. O yüzden daha uzun bilmiyorum. Daha ilerleyen zamanlarda olur mu? İstanbul'dan Ramazan Arslan, nazar boncuğu nazardan korumadığını biliyoruz demiş. Dinen caiz olmadığını biliyoruz. Evet Ramazan Bey. Nazar boncuğu, ben bu ismi koyduğumda yıllar önce maşallah Allah nazardan korusun deriz. Gelenlerin yaptığı işlere ona da bir nazar boncuğu takarız. Yani nazar boncuğunu taksan bile zaten onun seni koruduğunu koruduğuna inanarak takarsanız dinden çıkmış olursunuz. Nazar boncuğunun caiz olmadığını biliyoruz hepimiz. Programın adını nazar boncuğu koyduk fakat bu şekilde tuttuktan sonra da değiştirmedik. Bizim normal nazar boncuğuyla alakamız yok aslında. Programın adını sadece öyle bir yapılan işlerle alakası olsun, çağrışması olsun diye nazar boncuğu koyduk. Teşekkür ederim Ramazan Bey, ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama bizim programımızı izlediğinize göre eminim ya tekstille ya da yani buna benzer şeylerle çalışan bir insansınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Evet, selamünaleyküm canlarım. Ben Aydın'dan Necla Akdağ. Evimize hoş geldiniz. Ben Antalya'dayım. Şu an sizi seviyorum. Sizleri çok seviyoruz. Minnoşlarıma selam ve dua gönderiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum Necla Hanım. Aydın'dan Necla Akdağ. Antalya'dan seyrediyor bizi. Şahane işlerini ve torunlarının fotoğraflarını bize göndermiş yine. Evet canım. Aslancığım. Şimdi. Ördün. Sihirli halka yaptık. 8 sıkı iğne içerisinde doldurduk ve üzerine herhangi bir eksiltme ve artırma yapmadan 32 sıkı iğne yaptık. Şu şekilde. Burada ipimizin rengini değiştireceğiz. Hı hı. Ben bunu şöyle göstereyim. Sıkı iğneye batıyoruz. Evet. Buradan ipimizi tığımıza alıyoruz ve bu ikisi böyle dururken diğer renk ipimizi elimden kaydı. Bir zincir çekerek tığımıza alıyoruz ve bu iki ipin içerisinden geçiriyoruz. Hı hı. Sonra yine 8 sıkı iğne örmeye devam ediyoruz. Evet. Şu an 8 sık iğnemizi ördük. Hı hı. Burada araya 2 zincir çekiyoruz. Şu bacak arasını oluşturabilmek için 2 zincir çekiyoruz ve diğer bacağımızı alıyoruz. Bacakları birbirine eklerken evet. Renkli ip taktık. Evet. Değil mi? Ha şu renkli bölümünü örmek için. Renkli bölümüne geçiş anladım. Yapıyorum artık. Hı hı, tamam. Şimdi diğer bacağımızın kaldığımız yerinden devam ediyorum. Buraya da yine bir 8 sık iğne örüyorum. O yuvarlaklığın, göbeğin yani bedenin oluşması için arttırıyoruz galiba değil tabii, mi? Tabii artırma yapacağız şimdi. Beyaz ipimizi artık çıkartabiliriz. Pembe renk ipimizle devam ediyoruz. Şurada kalan ipleri ben içerisine doğru alayım. Hı hı. Ha, içleri de olacak tabii. Tabii içleri de olacak. O birazcık daha ilerledikten sonra. Hı hı. Şimdi şu an şöyle oldu. Pembe renk ipimizle ilk bacağımızın üzerinden 8 sık iğne gittik. Arada 2 zincir çektik. Sonra tekrar 8 sık iğne gittik. Ve şu an artırma işlemi yapacağız bu sırada. Hı hı. 4 sık iğne yapıyoruz. Toplamda bu sırada 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 2 bacağın sayısı. Aradaki zincirle birlikte. 4 sık iğne yaptık. Hı hı. Bir artırma yapıyoruz ve bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 4 sık iğne, 1 artır.
4 sık iğne 1 arttır. Evet. Burada yayın heyecanıyla bazen ilmeklere girmek biraz o kadar zor olacak Aslıhan'cığım. O kadar olacak. Sıkıntı etme kendine. Bizim izleyicilerimiz biliyorlar ve çok anlayışlılar. Allah razı olsun. Hiç kolay değil. Burada 4 tane evet. kamera var. Ve yüzlerce kişi izliyor. Evet. Evet. Şu an artırma işlemimizi de yaptık. Hı hı. Toplam 24 sıkı iğnemiz olmuş oldu. Kaça kadar çıkacağız? 24'te kalıyoruz. Zaten 24'te küçük kalıyoruz. Boyutlu bir oyuncak olduğu için evet. 24'te kalıyoruz. Tamam. Fakat şu an bu sırada yani bir sıra daha düz öreceğiz 24 sık iğne olarak. Hiçbir artırma eksiltme yapmayacağız. İkinci sıraya geçtiğimizde şu oyuncağını oraya al etek detayını yapabilmek için bir sıra blo yani ilmeğin arka lobunu alarak öreceğiz. Ha, onu görelim. Tamam. Geçen sefer de göstermiştin ama yine de evet. Akılda kalabilmesi için. Düz sıramızı örelim. Bir sıra 24x olarak. Tamam sen onu ör. Örüyoruz. Ben bir tane daha mesaj okuyayım. Malatya'dan selamlar, sevgiler. Henüz devam ettiğim diş kaşıyıcı kuğum demiş. Evet bir kuğudan diş kaşıyıcı örüyormuş izleyicimiz. Malatya'ya biz de kucak dolusu selam gönderiyoruz efendim. Evet, çok çeşitli yerlerden, farklı yerlerden izliyor izleyicilerimiz bizi. Evet, Tuğba da bol bol güzel işlerini bize gönderiyor sağ olsun. İyi yayınlar Mukadder Hanım. Ben Konya'dan Tuğba Kahvecioğlu demiş. Şu anda gündemde çok olan pufi, yani pufi dik diyeyim artık. Evet, şu battaniyeleri yapıyorlar ya kadife örgülerde, kadife iplerle. Ama normal kadife ip değil bunlar, ilmekli olanlar. Ben normallerden 5 tane örmüştüm, geçen hafta getirdim, gösterdim sizlere. Evet, onları koyacağımı söylemiştim ama çok özür dilerim. Maalesef siteye de koymadım henüz. Instagram'a da koymadım. İnşallah pazartesiye en geç koymuş olacağım. Selamünaleyküm, hayırlı günler Mukadder Hanım. Belçika'dan selamlar. Ben Konyalı Emine. Kolay gelsin. Ben de torunlara kolye yapıyorum. Nasıl olmuş? Tam bitmedi demiş. Ellerinize sağlık. Yapılanın kötüsü olur mu hiç? Gayet güzel olmuş. Alt yazıyı bir alalım yönetmenim. Alt yazıyı bir alalım tamamen görünsün. Evet, KJ'yi bir... Tamam, teşekkür ederim. Şu an daha güzel bir şekilde ekranda. Çok hoş olmuş değil mi? Evet, gayet güzel. Yapılmış. Evet, hem iğne hem tığ hepsi var. Ve boncuklar var ucunda da. Çok da güzel olmuş. Aleyküm selam. Selam vermişti bize. Belçika'ya, Konyalı Emine Hanım'a kolay gelsin. Kucak dolusu selam olsun efendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Canım. Şimdi ben bacakların içerisine doldurdum şu şekilde. Burada dediğim gibi eteğin şu fırfır kısmını yapacağız. Onun için yerimizi ayarlıyoruz. Hı hı. 24 sık iğneydi zaten. İlmeğin şu kısmını değil bakın. Şu ön lobunu değil. İçteki lobunu alıyoruz. Ha, monitöre bakarak kameradan çıkmazsın hayatım. Evet. Tamam. Şu an tekrar göstereyim ben. Evet. Tamam. Sen devam et. Onlar... ekrana getirirler. Evet. Sadece bir sıra bu şekilde örüyoruz. Hı. Şöyle iç kısmına daki tek bölümü alıyoruz. Tepesinden batıyoruz yani. O başak gibi olan ilmeklerin evet. ortasından yani batıyoruz. Yani kendimize bakan tarafı değil de değil. Evet. İç tarafa yani elyaflara bakan taraftaki şu ilmeği hı-hı. alıyoruz. Şu. Onu alıyoruz. Evet. Tamam. Tamam canım. Bir sıra sadece böyle örüyoruz. Sonrasında yine iki sıra 24 sık iğne olarak düz öreceğiz. Siz mesajlarınızı okumaya devam edin tamam. isterseniz ben de bu tamam. bölümü hazırlayayım. Tamam, harikasın. Kolay gelsin diyeyim o zaman. Teşekkür evet bir ederim. Mesaj kendisi mesaj yazmamışlar fakat bir halk eğitim öğrencileri fotoğraf atmışlar. Galiba yakma tekniğiyle
bir şeyler yapıyorlar. Evet, bir halk eğitim. Ama nerenin halk eğitimi yazmamışlar, bilgi vermemişler, isim de vermemişler. Kendi fotoğraflarını ve yaptıkları şeylerin fotoğraflarını göndermişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de size. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, hatta bir video. Ha, Sivrihisar, evet. Hülya Hanım'ın öğrencileri çalışmasını göndermişler. Kısa bir video var yönetmenim, verme imkanımız var mı? İşlemi yaparken çekip de göndermişler. Var mı verme imkanı? Yok. Maalesef videoları veremiyoruz sevgili izleyenler. Evet, mesajda en alttaymış. Hayırlı günler Mukadder Hanımcığım. Sivrihisar Halk Eğitimi'nin bünyesinde açtığım ahşap kursumuzdan örnekler, ilk öğrenme aşamaları, öğrencilerime kesim yapımını göstermekteyim demiş. Kolaylıklar diliyorum tekrar. Hülya Hanım, öğrencilerinizin de sizin de ellerinize sağlık. Kolay gelsin efendim. İyi çalışmalar. Sivrihisar'a kucak dolusu selam olsun efendim. Ne yaptık Melek'cim? Biz bu tarafa, aman Melek diyorum, Aslan'cığım, biz bu tarafa geçelim istersen. Melek Hanım'a geçelim. Tabii, benim bir sıram daha kaldı, sonra eksiltmeye geçeceğim inşallah. Tamam. Hadi yap o zaman. Senden gitmeden, kamera sendeyken madem. Son sıramı örüyorum, sonrasında evet, eksiltmeye geçeceğim. Aslıhan'cığım, ekranı çekip paylaşmışlar. ekran görüntüsünü göndermişler bize. Ama yazmadığı için ben bir şey gönderemiyorum. Şey okuyamıyorum, evet. O yüzden. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Bizi izlediğinizi gösteren bir şey göndermişsiniz. Yine bir örgümüz var. Selam, hayırlı yayınlar. Ben Fransa'dan Emine demiş izleyicimiz. Bir tulum örmüş, onu göndermiş Fransa'ya. Emine Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Teşekkür ediyorum kendisine de bizi izlediği için. Evet, bizi izleyen tüm izleyenlerimize çok teşekkürler. Evet, evet. Aslan'cığım, sendeyiz yine. Şu an iki sıra düz örgüme devam ettim. Şöyle evet, gösteriyorum. Artık eksiltme sırasına geçiyoruz. Evet, çünkü yani, boyun ve... Evet, boyun kısmını oluşturacağız. Aha. Son dört sıramız kaldı zaten burada. Sonra kolları birleştireceğiz. Tamam. Ben bu arada kolların da tarifini vereceğim. Tamam. Eksiltmeyi gösterdikten sonra Melek Hanım'la devam edelim. Hı hı. Sonrasında tamam, ben kolların tarifini vereyim. Tamam canım. Şu an eksiltme yaparken iki sık iğne, bir azalt. Azaltmayı da az önceki bilo tekniğinin tam tersi, öndeki lopları alarak ikisini birlikte alıyoruz. Ve şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. İki sık iğne, bir azalt. Tekrar gösteriyorum eksiltmeyi. Hı hı. Bir tanesini aldım, diğerini de aldım. Ve şu şekilde. İkisini birden alıyoruz, evet, yani. Evet, ikisini İki birden alıp. İki ilmeği birden alıyoruz. Evet, birleştirmiş oluruz ve eksiltme yapmış oluyoruz. İki ilmeği böylelikle tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Sıra evet, sonuna kadar yine bu işlemi, yani iki sık iğne bir azalt tekniğini hı hı uygulayacağız. Sonrasında 18 sık iğnemiz olmuş olacak. Hı hı, tamam. Bir sıra daha 18 sık iğne öreceğiz. Sonrasında tekrar görüşelim inşallah. Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Evet, Melek'cim ne yaptın? Melek çok fena daldı. Melek daldı mı? Çok dalma, çıkamazsın bak, boğulursun. Yok yok, çıkarım Allah'ın izniyle. Hani öyle derler ya, denize çok dalma aslında. Biz bir şairlik tarafınız da var Mukadder Hanım, onu da biliyoruz. Aynen öyle. Şimdi siz fazla örmeyin dediğiniz için ben fazla örmedim. Şimdi bir motif daha yapalım burada. Hı hı. Şimdi o zaman gelsin halhallar, bileklikler, değil mi? Evet. Yastaklarımız. Yani her türlü şey olabilir. Bununla mesela sadece bileklik olarak değil, kolye yapabilirler. Şurasına bir kulp yapıp küpe yapabilirler. Evet. Yani herkes tabii ki takarlar. Aynen doğru, öyle. Kolyesiyle küpesini takım yapabilirler, bilekliği. Aynen öyle. Şahane olur. Şimdi evet, bir motif daha yapayım. Bunları bitirdik. Tekrar hı-hı, yeni motif yapmak için her zaman şunun baş tarafına çıkacağız. Orada iki tane kum boncuk alıyorum. Bir tane hı-hı kristal alıyorum. Tekrar iki tane kum boncuk alıyorum. Ne yapıyorum? İpimin çıktığı yerden ters yönden bir giriş yapıyorum. Şöyle geliyorum. Evet. Döndürüyorum. Şöyle döndürüyorum elimi.
ipim aşağıda kaldığı için mutlaka şu küçük minik boncuklardan bir geçiş yapmak zorundayım. Sabitlemek için tabii değil mi? Tabii ki sabit ve sağlam olması için. Hı-hı. Ne yapıyorum? Geri kalanları yapmak için bir tane kum boncuk alıyorum. Bir tane kristal alıyorum. Kum boncuk, kristal. Bunları böyle üçlüyorum. Bir tane olduğu için üç tane de yapacağım ve dört tane olacak. Hı-hı. Şöyle yaptım. Yönümün tersine doğru şu büyük kristalin içinden bana doğru geliyorum. Şöyle. Ve ben bunu tekrar dış çerçevesini yapmak için işleme geçiyorum. Ne yapıyorum? Dışını tamamlamak için beşer tane 0-11 kum boncuk iğneme diziyorum. 3, 4, 5. Kaplamak için şunu geçiyorum arkadaşlar. Şuradaki minik kum boncuğun içinden geçiyorum ki şöyle dışını güzel aradaki bir... kum boncuğun değil mi? Evet. Şöyle bir hal alsın. Tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5 tane alıp şu büyük kristali atlayıp şurada, şuradan kum boncuktan geçiyorum. Zaten ki eliniz alıştıktan sonra... Etrafını dolansın. Evet, yani bakın. Yoksa o kum boncuklar onun etrafında kalmaz, öyle çerçeve şeklinde olmaz ki, değil tabii mi? Tabii ki mutlaka bir yere, yani o küçük bir yere monte etmeniz gerekiyor ki hı-hı, sabit kalsın. Yine ne yaptım? Büyük kristalimi atlayıp kum boncuğumdan karşı tarafa doğru geliyorum. Şimdi yukarıya çıkmak için mutlaka aralardan geçiş yapıp ki bu hem kolyemizi sağlamlaştırır, hı-hı, hem daha güzel durmasını, bakın daha sıkı oluyor. Evet. Şuradan kum boncuklardan geçe geçe ipimizi süre süre yukarıya çıkıyoruz ki yeni bir motif yapmak için. O kum boncukların delikleri nasıl, ne kadar, nasıl kaldırıyor o kadar geçmeleri mesela defalarca? Çünkü iğnemiz de ipimiz ince. Evet, çok ince. Evet. Kum boncuk boncuk ipimiz ve iğnemiz çok ince olduğu için öyle geçiyor. Bazen geçmiyor işte gördüğünüz çok gibi. Çok geçince o zorlanıyor zaman tabii. Hemen bir böyle karga burnu ya da bir pense yardımıyla, zaten vardır hanımlarda böyle el işi yapanlarda mutlaka. Evet. Ya biz resim yaparken mesela boyaların kapaklarını açmak için bile kullanıyordunuz. Aynen. Pensemiz var kutumuzda mutlaka. Fırçalarımızın yanında bir de pensemiz olurdu. Çünkü donup kalıyor o kapak, açmak mümkün olmuyor. Pense yardımıyla açıyorduk. Tabii evet. Ki. Dediğim gibi hanımlar, bundan küpe de yapabilirsiniz, hal yapabilirsiniz, kolye yapabilirsiniz. İki sıra yapıp daha yüksek model verebilirsiniz. Bakın böyle yapabilirsiniz. Hı-hı. Yani bu tasarım tamamen kendilerine ait. Hayal güçleri. Hayal güçleri. Bağlı, değil mi? Yani tekniğini öğrendikten sonra her şeyi yapabilirler. Hı-hı. Keza bununla böyle. Bununla da kolye yapabilirler. Şuralarını hı-hı eksilterek. Tabii bunlar aşama aşama ama her şey yapılabilir. Yeter ki istensin. Evet. Bunlarla da öyle. Kolye olur, küpe olur. Buna farklı bir tasarım yapılabilir şöyle. Hı hı. İçine bir taş koyulabilir. Yeter ki isteyin. Evet, yeter ki isteyelim. Aynen öyle. Hadi bakalım. Onu anladık nasıl olsa. Bana hemen şöyle bir tane şey yapacaktım. Şimdi ben senin tornuna, ama bizim neydi, Mihriban mıydı? Mihriban, ha mi? Tornumun adı mı? Evet. Bahar. Ha, Bahar. Bahar mı? Ama şu boncuk aslında daha şey olur da, o çok kalın. Yo, milimleri aynı. Milim şununla onun hayır, milimi aynı mı? O bir tık daha ince. Bu ince. Hı-hı. Küçük boncuk. Bana onu oradan çıkar olmazsa ha melekciğim. Ama yapılışını yapalım burada, beraber yapalım diyecek. Yo, ben sana sökerim, tekrar yaparım. Ay, sıkıntı kıyamam. Yok. Hayır, öyle sen bana çok mu geziyorsun dedin ama tamam, ben yapacağım. Hadi yap bakalım. Ceza olarak. Çok gezme. Hayır, canlı yayında da denmez ki Mukadder Hanım bu. Siz benim kızım gibisiniz, kardeşimsiniz, bacımsınız. Hepiniz yıllarca o kadar güzel dostluklar kurduk ki evet, hocalarımla. Elhamdülillah bugünlere güzel güzel geldik. Hangisiydi Mukadder Hanım? Şu muydu? Evet. Peki çıkarıyorum. Tabii yeniden yapacağım. Hadi bakalım. Sen çıkara dur. Sökerken görmeyelim. Biz sakarken görelim. biz Aslıhan'a geçelim. Aslıhan'a geçerken de hemen bir tane bir şey mesaj daha okuyayım. Heyecan yaptım. Benim torunuma yapacak çünkü biliyorum. Çok güzel olacak.
Hayırlı programlar Mukadder Hanım. Kolay gelsin konuklarınıza. İstanbul'dan Selda Peker Göçen. Arkadaşımın kızı bebek bekliyor. Ona hediye yaptım demiş. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bir yelekle bir çift patik yapmış Selda Hanım. İstanbul'a Selda Hanım'a kucaklar dolusu selam olsun efendim. Evet, biraz önce bizim programın fotoğrafını çekip gönderen izleyicimiz Avusturya'dan Mürvet Hanım'mış. Kolay gelsin, hiç kaçırmıyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mürvet Hanım. Siz de sürekli izleyicilerimizden birisiniz biliyorum. Bazen çok sonlara, çok sonradan yazıyorsunuz mesajı. Program bittikten sonra görüyorum ben. Böyle başlarda yazarsanız inşallah bu şekilde okuruz. Avusturya'ya Mürvet Hanım'a da kucak dolusu selam olsun efendim. Evet Aslan'cığım, ne yaptık? En başından anlatayım yoksa kaldığım sıradan mı devam edeyim isterseniz? İstersen kısaca bir tekrar et. Tabii, şöyle. Hemen tekrar edelim. Hı-hı. Kamera yakın çekimi alabilirse. Onlar alır, sen tamam. Hiç merak etme. Şimdi evet. Bacaklardan başlamıştık biz burada. Sihirli halka yaptık ve içerisine 8 sık iğne yaptık. Sonrasında hiçbir artırma ve eksiltme işlemi yapmadan 4 sıra boyunca düz bir şekilde beyaz ipimize devam ettik. Evet, yani toplamda 32 sık iğne. Evet, toplamda 32 sık iğne örmüş olduk. Hı hı. Sonra ilk bacağımıza devam ettikten sonra, bitirdikten sonra daha sonra doğrusu sırayı pembe renkli ipimize geçtik. Buradan tekrar 8 sık iğne pembe renk ile ördük ilk bacağımızda. Evet. Araya 2 zincir çektik ve ikinci bacağımızdan yine pembe renk ile 8 sık iğne ördük. Daha sonra artırma işlemimizi yaptık. 4 sık iğne 1 artır, 4 sık iğne 1 artır şeklinde 24 sık iğneye ulaştık. Hı hı. Şöyle gösteriyorum. 24 sık iğneye ulaştıktan sonra bir sıra düz olarak 24 sık iğne ördük şu sırada. Evet. Daha sonra bilo tekniğini kullanarak, yani şu görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Hı hı, farklılık şu, belli evet, orada. Buraya etek kısmını yapacağız. Hı hı. Hello Kitty'nin. Bilo olarak 24 sık iğne ördük yine. Daha sonra hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan aynı şekilde 24 sık iğneden toplamda 48 sık iğne ördük. Sık iğnenin toplamını değil de iki sıra mı ördük? Evet, iki sıra daha düz ördük. Yani bilo işlemi yaptıktan sonra iki sıra daha düz olarak ördük. Bir sonraki sıramızda evet iki sık iğne bir eksilt olarak eksiltme sıramız oldu burada. Hı hı. Ve 18 sık iğneye ulaştık. Sonrasında bir sıra 18 sık iğneyi düz olarak ördük. Hı hı. Şu an tekrar bir eksiltme işlemi yapacağız. Bu sırada da bir sık iğne bir eksilt yapacağız. Bir sık iğnemizi düz örüyoruz. Sonrasında yandaki lobu ve onun yandaki lobu düz alarak eksiltme yapıyoruz. Burada da 12 sık iğneye düşmüş olacağız inşallah. Evet. Mukadder Hanımcığım, burada misine var mıydı? Galiba var. Hayalet ipi gibi bir şeyimiz olması o gerekiyor. Ben bir bakayım. Evet. Şu an sen anlatmaya devam edebilirsin. Bir sık iğne, bir azalt işlemini de yaptıktan sonra bir sıra düz öreceğiz. Ben düz örerken şöyle kollarımı daha önce hazırlamıştım ama burada yine bunların da tarifini vereceğim size. Bu düz sırayı örerken kolları iki yana şu şekilde birleştireceğim ben tığımla. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmıyorum. Sadece kollarımızı ekleyeceğim yanlara. Sipariş mi alıyorsun Aslan'cığım yoksa örüp satışa mı sunuyorsun? Ben genelde sipariş üzerinde çalışıyorum Mukadder Hanım. Çünkü yani boş örüp satışa olmuyordu. Evet, örüp satışa sunacak baş vaktim olmuyor açıkçası. Çok güzel maşallah. Ama çok güzel. Çok güzel, evet. Harika. Ki o minik objeleri yapmak hiç kolay değil. Tabii ki. Küçükler yine bir tık hatayı da kamufle edebiliyorsun ama küçükler... Küçükler biraz daha uğraştırıcı oluyor. Tabii. Mesela fiyatlarını söylesek bir sıkıntı olur mu? Fiyat vermek çok doğru olmaz. Yaparız. Instagram'dan verebilirsiniz fiyatları. Ama buradan
Instagram'da bile hatta açık açık verilmiyor değil mi? Tabii tabii. Sosyal medyada da. Yanıtlayanlar çok. Bana mı söyledin? Nazar boncuğu AVM'den satabilirsin. Ha, doğru söylüyorsun. Aa, bugün hiç bahsetmedim. Çok teşekkür ederim arkadaşım ya. Vallahi işte ekip ruhu budur ya. Evet, nazar boncuğu avm.com'dan alabilirsiniz. Oradan fiyatlara bakabilirsiniz sevgili izleyenler. Kameraman arkadaşım arka taraftan beni uyarıyor. Diyor ki nazar boncuğundan alabilirsiniz desene abla diyor. Yani nazar boncuğu avm.com'da senin takıların yok. Sen kendi standa satıyorsun. Ücretsiz nasıl olsa gönder, orada da çıksın satışa yani. Yok, onu düşünerek şey yapmadım Katır Hanım. Gerçekten inan ona hiç zaman yani olmadı ama evet. Yani oranınki farklı olur, seninki farklı tabii olur. Tabii ki herkesin. Sen oraya da gönder bence. Hı hı. Yayında sitemiz biliyorsunuz, Nazar Boncuğu'nun sitesi. Onu sizler için yaptık. Canlandırmak da sizlerin elinizde. Satışa sunmak, işleri yapıp satışa sunmak zaten sürekli geliyor maşallah. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, biz alıcıları da aynı zamanda bekliyoruz. Hatta bir girin çıkın bakın ya. Yani şu an lazım değildir belki. Fiyatlar için bakabilirsiniz ya da neler varmış diye bakabilirsiniz. Bugün lazım olmaz da yarın lazım olur. Ne bileyim işte bir ay sonra lazım olur. Bizim izleyicilerimiz oraya sürekli ürünlerini gönderiyorlar elhamdülillah. Epeyce üyemiz oldu Melek Hanım. Ne kadar oldu? Şu an sayıyı bilmiyorum inan ki. Sormadım son sayıyı. Çünkü sürekli gönderenler varmış. Duyum alıyorum. İlgileniyor Volkan Bey. Evet, yeni kısa videolarımızı çekip sosyal medyalarımızdan paylaşacağız inşallah yine site hakkında. Evet Aslan'cığım. Aa, işte oldu bile. Gövdemiz hazır. Şu şekilde. Kolları ne yaptın sen oraya? Kolları birleştirdim ben tığ ile. Şimdi onların sayısını tığla vereceğim. Evet. Tığ ile birleştirmek benim için daha kolay oluyor ve çok şey. Çok güzel. Sağlam olur. Evet. Tabii. O yüzden harikasın. Şu şekilde. Kolları kaç ilmekle ördün? Onu şimdi da hemen onları, söyleyelim. Tarif mi edeyim, örmeye öreyim mi yine burada? Şimdilik kol söyle istersen. Tamam. Şöyle o zaman. Çok basit zaten bu da. Sihirli halka yapıyoruz. Altı sık iğne ile başlıyoruz. Şu topu önünden çeksene bir tane. Bana şöyle doğru da koyabilirsin. Oraya da koyabilirsin. Tamam, güzel. Sihirli halka yapıyoruz. Altı sık iğne ile başlıyoruz ve hı-hı, hiçbir artırma eksiltme yapmadan 5 sıra düz örüyoruz. 6 ile 5 sıra örüyoruz. Evet, altı sık ayak iğne ile başlıyoruz. Bacakları 8 ile başlamıştık. 4 sıra ördük. Evet, değil mi? Kolları da 6 sık iğne ile başlayıp 5 sıra boyunca düz örüyoruz. Tamam. Ve sonrasında ilmekleri karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Yazarlarsa bunu unutmazlar sayıları. Belki tabii unutulabilir. Ben aslında Instagram'da beni takip eden arkadaşlarıma yazılı olarak tarifi de verebileceğimi belirtmiştim. Buradan da birlikte örebileceğimizi. Katılım oldukça izleyicilerimiz de eminim takip etmeye başlayacaklardır İnşallah. Seni. Reklam aramız gelmiş. Tamam. Reklamdan sonra da kafasını. Kafa ve inşallah etek kısmını hazırlayalım inşallah. 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 Kafayı artık sadece tarif mi edebiliriz bilmiyorum ki. İstersen başla. Tamam. Öre dur. Yarısından sonrasını tarif tamam, edelim. Tamam, o da olur. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Sonra kalan yerden devam. Evet sevgili izleyenler, kısa bir ara dedik. Aradan sonra tekrar buradayız. Aslan'cığım ne yapıyoruz? Kafayı örmeye başlayalım isterseniz. Hı-hı. Ben birazcık başlangıç yaptım. Hı-hı. Yine sihirli halka içerisine 6 sık iğne yaptım. Sonrasında her ilmeğe çift batarak artırma yaptım ve 12 sık iğneye ulaştım. Heh. Ters geliyor şöyle değil mi? Ekrandan bakarken ayarlamak. Evet. Ama yine iyisin maşallah. Bu işi çabuk çözdün sen. Çünkü şeyi monitörü izleyerek düzeltiyorsun hemen kendini. Evet. Şimdi bu sırada 1 sık iğne 1 artır yapacağım. Hı-hı. Ve 18 sık iğneye ulaşacağım. İlk başta hepsine çift battın. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne yaptım. Sonraki sırada hepsine çift battım ve 12 sık iğneye ulaştım. Tamam. Şimdi 1 sık iğne 1 artır tamam yapıyorum. Onu söyleyerek tarif eder misin? Sonra ben seni rahat bırakayım. Sen öre dur. Tabii. Kafayı meleğe geçeyim. Tamam.
O zaman şöyle anlatayım. Tamam. Sihirli halka yine az önce söylemiştim ama 6 sıkı iğne. Sonrasında tamam. hepsini artırdık. 12 sıkı iğneye ulaştık. Sonrasında 1 sıkı iğne 1 artır yaptık. Ve 18 sıkı iğneye ulaştık. Hı-hı. Şöyle. Tamam. Sonrasında 2 sıkı iğne 1 artır yapıp 24 sıkı iğneye ulaştık. 3 sıkı iğne 1 artır yapıp 30 sıkı iğneye ulaştık. Hı-hı. Ve 6 sıra düz ördük. 6 sıra hiç arttırma yapmadan, evet, 30 arttırma sıkı iğneyi, eksilme yapmadan evet, örüyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Sonrasında tam tersi şekilde azaltmaya başlıyoruz. Evet. Yani bu sefer 3 sıkı iğne 1 azalt, 2 sıkı iğne 1 azalt ve 1 evet. sıkı iğne 1 azalt yapıyoruz, bitiriyoruz. Aslında mantığını aldıktan sonra gerisi kolay tabii, değil mi? Tabii, aynen evet. öyle. İşlemesi de bu şekilde olacak. Hı hı. Hadi işlemesini görelim en son senden. Tamam, ben kafayı bitireyim kafayı o zaman dikmeyi, işlemesini yapayım. Dikmeyi görelim. Tamam. Nasip olursa kafayı nasıl tutturuyorsun hemen onu. Çünkü iki aradan sonraki süremiz çok fazla değil. Ben bitireceğim. Onu da gösterelim. Sen bitireceksin. Torununuzu koyayım inşallah. Melek'ciğim ne yapıyoruz? O düz kolyeydi zaten. Düz kolyeydi. Kristalleri diziyorum. Araya şu aparatları yerleştireceğim. Arka düğümlerini yapıp torununuza kolyemizi göndereceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Düz olduğu için bunda gösterecek, anlatacak hayır, çok fazla siz, bir şey yok aslında. Aynen öyle. Siz böyle istediğiniz için. Çünkü yaşı gibi, küçük, 7 yaşında. Yani o yüzden ona evet. çok böyle... Şimdi şöyle bir örneğimiz olsaydı eğer, hani bunda da düz. Fakat bunu güzelleştirebiliyorsunuz. Şuralara aparat takıp, şurasına asansör ama yapıp... Ama o biraz daha genç kız yani, olduğunda değil mi? Şurasını bakın asansör yaparsanız evet. eğer rahatlıkla... kullanışlıdır. Hı-hı. Açılıp kapanır. Şuralara kendi istediğiniz gibi aparatlar takabilirsiniz. Hı-hı. Dediğim gibi güzelleştirebilirsiniz. Sade istiyorsan sade kullanabilirsiniz. Evet. Her türlü her şey yapabilirsiniz. Yapılabilir. Yani. Evet, farklı renkler öyle. Kullanabilirsiniz. O asansörlü yapmayı falan onu bir programda o zaman yapalım. Bunlar inşallah. Makrome ipleriyle oluyor. Evet. Her tamam. türlü ben bazen gümüşte de kullanıyorum. Bazı beylerin bilekleri kalın olduğu için takıp çıkarmakta zorlanıyorlar. Evet. Şu kısmını asansör istiyorlar. Ben de öyle yapıyorum harika. Zaman zaman. Harika. Asansörlü Hı-hı. ilk defa duydum daha. Evet evet. Oluyor zaten. O tekniği gösterelim. Böyle tamam. bir kolye yapalım o zaman. Yapalım. Bu arkasına... ne şimdi? Bu model mi sadece? O yüzden bu kadar küçük. Bu bileklik. Ha anladım. Bu tamam. bileklik. Yani bunun kolyesi anladım. De olur. Dediğim Hı-hı. gibi küpede yapabilirsiniz. Her Hı-hı. şekilde her şeyi değerlendirebilirsiniz. Tamam. Bir kolye yapalım inşallah. Güzel Hı-hı. bir kolye tamam. yapalım. Ben şimdi bunu bitireyim. Tamam. Aslında göstermen gereken yer varsa yok. Onu şey yap. Klipsini takarken mi göstereceksin? Bittikten gösterelim. Sonra gösterelim. Gösterelim. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hemen bir mesajımız var. Kolay gelsin Mukadder Hanım. Ben Ankara Mamak'tan Gonca Toprak. Ben de gül yapıyorum. Nasıl olmuş demiş. Ellerinize sağlık. Yapılanın kötüsü olmaz. Her zaman söylüyorum. Bunları da yeni ördüm diye iki tane de bebek göndermiş birisi Şirinler'den. Rabbim bol helal kazançlar versin inşallah. Uğraşana her zaman söylüyorum ben. Hiç şey yapmıyoruz. Destekliyoruz elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Kolay gelsin. Selamlar gönderiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz Ankara Mama. Evet efendim bir mesajımız daha. Hayırlı yayınlar. Ben Selçuklu'dan Rabia. Sizi severek izliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Rabia'cığım ellerine sağlık. Çok şirin olmuş ya yelek. Gerçekten hoş olmuş. Böyle bir tasarım yeleklere ya da işlere bayılıyorum ben. Hani insanlar kendinden bir şeyler katarak üretiyorlar ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Ellerine sağlık canım. Annemin el emekleri merakla bekliyoruz yayınlanmasını demiş izleyicimizin bir tanesi. Evet. İsimlerini yazmamışlar ama ellerine sağlık. İki tane amigurumi bebek göndermişler onlar da. Ekrana geldi eminim. Yönetmenimiz çünkü çok dikkatli onlara elinden geldiği kadar hemen yayınlıyor. Hatta yayınlanmayanları bile program biterken ben burada son konuşmayı yaparken o bir yandan ekrana veriyor. O yüzden siz elinizden geldiği kadar gönderin sevgili izleyenler yaptığınız işleri. Evet ne yaptık Aslancığım? Nerelerdeyiz ben, şu anda? Artırma sırasını bitirdim. Şu an düz ördüğüm sıradayım.
Ha, maşallah kafayı. Eli de o kadar çabuk ki aslan evet, yani. Evet, evet aynen maşallah, öyle. Aslancığım istersen bitmiş olan kafanın dikilmesini gösterelim mi şimdi? Tabii. Kafayı göstermeden önce eteğin yapılışını gösterelim tamam, ister hemen, misiniz? Tamam hemen gösterelim aslında o zaman. O da çok basit. Şuradan hı-hı, ipimi alayım tekrar. Şimdi. Buradaki loblardan giriyoruz. Evet onu görelim özellikle. Doğru söylüyorsun. Şu şekilde. Evet tamam. İpimizi alıyoruz. Sıkılaştırmak için ben buraya bir zincir çekiyorum ama farklı tamam, teknik kullananlar varsa öyle de olabilir. Hı hı. Şöyle geçirdim. Başlangıçta iki zincir çekiyoruz. Şimdi burada çakma trabzan yaparak şu kısmı oluşturacağız. Hı hı. Çakma trabzan dediğimde ipliğimizi tığımızın başına doluyoruz ve sık iğneye batıyoruz. İpimizi aldıktan sonra burada 3 tane ilmeğimiz oluyor. Oluşuyor. Hı hı. Ve bunun hepsini birlikte çekiyoruz. Başını doladık. Çakma sık iğne. Çakma sık iğne. Çakma trabzan da deniyor öyle aynı mi zamanda. Evet. Hı hı. Başını doladık. Aynı yere tamam, tekrar batıyoruz. Bu arada bu ipimizi de alttan yürütüyorum İçinde, ben. Sağlam. İçinden yürütüyoruz. Evet, evet. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yani buradan tekrar dolaşıp aha, buraya gelene kadar arttırmadan artırma yapıyoruz. Her ilmeğe iki kez çakma trabzan yapıyoruz. İlk sırada da öyle mi yapılıyor yani? Ben tabii, ilk sırada düz gidecek sonra yok, yapılacak. Yok yok tek bir sıra var zaten. Ha, bir sıra mı? Evet tamam, tek bir sıra olacak şekilde baştan başladık. Her ilmeğe iki tane çakma trabzan yaparak. Azıcık yap görelim. Tamam. Birazcık yap. Hemen yapıyorum. Hemen oluştuğunu görelim. Öyle. Bu ipimin kalan kısmını daha sonra keseceğim. Bu kadar yürütme yeterli benim için. Başını doluyoruz ve hepsini birlikte çekiyoruz. Evet. Çok güzel bir şekilde görünüyor. Her şu anda ilmeğe hı-hı, iki kez batıyoruz. Çift batıyorsun. Tek evet, sırada bitiyor. Tek sırada kolay bitiyor. Kolaymış aslında değil evet mi? Yani uzaktan baktığın zaman hani eğer yapmayı da bilmiyorsan o zaman acaba nasıl yapılıyor, meşakkatli bir iş falan gibi düşünüyorsun. Fakat böyle yakından izleyince insan yapmak istiyor, hevesleniyor değil mi? Tamam. Şu şekilde. Evet. Nasıl marullanacak o? Kendiliğinden marullanıyor örmeye mu? Örmeye devam ettikçe marullanıyor bu. Ha, anladım. Öyle düz kalmıyor yani. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ rica olasın. Rica ederim. Hemen kafasını nasıl birleştiriyoruz? Kafasını bir de hemen onu şuradan iğnemi başlangıcını alayım. Başlangıcını en azından bir görelim. Ben senin tariflerini de kaydediyorum biliyor musun? Teşekkür artık ederim. Ne gün başlarsam amigurumi yapmaya. İnşallah. Şimdi başladığımız mi yer? Onu da yaparsın diyorum çok. İnşallah. Güzel. İnşallah. Eteğe başladığımız yer aha, arka kısım. Yani burada da zaten şurada bitmişti. Evet. Boynumuz görüyorsunuz. Aha. Ben bu bitiş kısımlarını arkaya getirmeyi daha çok seviyorum. Tabii ki. Önden daha düzgün evet, görünür o zaman. Çok güzel. Şöyle hizalıyoruz. Ben iğne ardı deniliyor ama farklı bir teknik, farklı bir isim varsa onu da bilemiyorum. Doğrudur, şu an. Doğrudur, iğne ardı. Evet, o teknikle basit nakış tutuyorum. Tekniklerinde evet, var. Daha sağlam oluyor, sallanma hı-hı, yapmıyor. Şimdi ipim kafada görüyorsunuz. Hı-hı. Yukarıdaki ilmekten, sık iğneden geçiriyorum ve yandaki sık iğneden çıkıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi yukarıdaki en son ipimin, şöyle görebiliyorsunuz sanırım, ipim şurada, buradan batıp yanındaki sık iğneden çıkıyorum bu kez de. Tamam. İkisini birlikte değil. Değil. Sırayla. Sırayla. Alttan üstten. Evet, alttan üstten, alttan üsten. Şimdi ipim aşağıda bakın. Hı hı. İpimin en son çıktığı yerden batıyorum ve yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Evet. Şöyle. Evet. Bunu en son sıkılaştırabiliriz. Şuradaki tabii, görüntü için rahatsız etmesin. Şu anda. Evet, ben tabii, daha görünür olsun diye. Hı hı. Yine üstten. En son ipimizin en son çıktığı yerden batıp bir yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Tekrar alttan
Bu şekilde sıra sonuna kadar dikmeye devam edeceğiz. Tabii sıkıştırmayı da unutmayın. Dediğim gibi görüntünün daha düzgün olması için. Bir alttan bir üstten olacak şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde kafayı da oturtmuş oluyoruz. Evet. Tamam Melek'ciğim, teşekkür. Aman Aslan'cığım, teşekkür ederim. Kulak sayılarını da vereyim mi hemen ben? Aa, kulakları var tabii. Evet, kulakları var. Kulaklar da çok basit. Zaten 3 sırada bitiyor hemen. Yine sihirli halka içerisinde 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. Tamam. Bir sonraki sırada 1 sık iğne, 1 artır tekniğini kullanıyoruz. 9 sık iğneye ulaşıyoruz. Sonrasında bir sırada düz olarak 9 sık iğne şeklinde örüyoruz ve iki ucu birleştiriyoruz bu şekilde kulaklarda. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim izleyicilerim adına da kendi adıma da. Ben teşekkür ederim. Instagram'ına girerlerse zaten bunların sayılarını sayfasında paylaşıyor Aslan. Evet. Aslan paylaşmayı sevenlerden bir tanesi. Çok sevdim ben de kendisini zaten. Allah razı olsun. Hepimiz paylaşmayı sevmeyenlerle bizim işimiz pek Allah olmuyor zaten, biliyorsunuz sizler de. O yüzden Aslan bizim elimizden geldiği kadar sık sık ekranda sizlerle beraber olacak inşallah. İnşallah. Ama Instagram'dan da mutlaka takip edin. Örmek istiyorsanız teknikleri, sayıları oradan öğrenin. Evet. Takıldığı bir şeyler olursa bana sorabilirler. Onda da yardımcı olurum. Hiç sorun yok harikasın, o konuda da. Harikasın. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne yaptın Melek'ciğim? Boyuna melek melek diyorum bugün. Taktım sana kafayı. Anladım zaten. Şimdi böyle bir kolye yaptık ama aparatımız yanımızda olmadığı için ben şuraya ya da şunlardan söküp de yapabilirim. 5 dakikamız kalmış zaten. Sökme hemen ya. Halledebilirim. Sıkıntı değil. Tamam ama nasıl? Birleştirebilirsin. Ha. Kafasından geçiremeyebilir. Geçemeyebilir. Evet. Ben buraya şimdi bir aparat bulacağım hemen. Şöyle tamam. Bir halka yaptım pratik. Buradan rahatlıkla geçirebilir. Malzemelerimiz solmaz, kararmaz. Evet, malzemeleri senden alabilirler isterlerse. Evet, çeliktir. Hiçbir şekilde hiçbir şey neredeydi olmaz. Neredeydi senin firman? Sedirler'de, Karatay'da. Tamam, Sedirler'de. Omay. Evet. İsmi Omay. Biz neler vardı? Orada bir çekim yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Evet, siz de yapmıştınız. Simge Hanımlar Simge da yapmışlardı. Simge de yaptı. Evet, doğru söylüyorsun. Yani oradaki oturanlar çok şanslı. Çünkü hem öğretmeyi çok seven bir öğretmenleri oldu. Hem de aradıkları her şeyi bulabilecek bir firmaları oldu. Ben o civardaki oturup da hala oraya gidip ziyaret etmemiş olanlar varsa onlara sesleniyorum. Bence bir gitsinler, göz atsınlar. Çok canlı, heyecanlı, aktif olan bir hanım Melek Hanım. Elinden de gelmeyen yok, maşallahı var, gerçekten öyle. Hepsi birbirinden güzel, her şeye de atlıyor. Vallahi epoksiyi de öğrendi. Yani epoksi yapmak istiyorsanız, işte sepetler yapmak istiyorsanız, bambu sepetler ya da kağıttan sepetler, bu takılar yapmak istiyorsanız, örgü yok herhalde değil mi sadece sende? O da var yani, da çok az, fazla var değil. Var da çok az. Fazla ya artık şey ona yapmadım. Da şey yapmak istemiyorum bu kadar. Değil mi? Yani. Doğru. Ama yaptığın dallarda başarılısın. Yani. Çok da fazla şey yapmaya, genişlemeye de gerek yok. Çünkü çok fazla şeyle uğraşırsan onları geliştiremezsin o zaman. Örgüyü çok sevmiyorum açıkçası. Hani bir şey severek yapmak var ya, şimdi Aslı yaparken ben darlanıyorum böyle. Sen amigurum yaparken. Takı yaparken mest oluyorsun. Evet, yani ben işimi sepet yaparken seviyorum. De öyle. Aynen öyle. Özellikle takı yaparken. Evet. Herkesin kendi şimdi Aslı gerçekten hiç o da örerken hiçbir şey görmüyor. Aslı da kendini kaybediyor örerken. Kaybediyor. Çünkü ama maşallah yani o keşfetmiş o yönünü, seviyor örmeyi. Tabii ki. Küçük, o da onda çok başarılı. Beri çok severdim. Bak, çocukluktan beri. Evet. Ama Konya'da bu var, örgü çok evet, var. Evet. Benim anneannemler. Kendi kurbanımızı kendimiz keserdik ve hani sucuk doldururdu. Evet. Anneanneme sucuk ipi diyerekten zincir çekerdim ben çok küçük yaşta. Hadi canım. Evet. Maşallah. Parmağımda dolama çıktığı dönemler falan olmuştu. O zaman o günlerden geliyor yani benim evet. Örgü sevdam. Evet, küçükken benim belli oluyor. Evet. Aynen öyle. Ben de öyle çok küçük yaşlarda başladım. Hatta herkes hayret ederdi o zaman. Yani ilkokul çağlarında hani işte 3. 4. sınıfa giderken falan baya ele alınır bir şeyler örüyorduk yani. Evet. Ama okullarımızda da derslerimiz vardı benim zamanımda.
Yani ben milli eğitime sesleniyorum buradan. Gerçekten okullarda vardı, evet. Mutlaka erkeklere onların ellerini kıracak, hani derler ya, yani elleri alışsın diye. Onların öğrenebileceği, yapabileceği şeyler. Kız çocuklarına da mutlaka bu örgü, dikiş, nakış, her neyse elleri iğne tutacak hale gelecek kadar. Vallahi şimdiki nesilde %80'i eminim iğne ipliği iğneye geçirmeyi bilmiyor. Yani o kadar çok az var ki böyle bu tür şeylere gençlerden meraklı olanlar. Olanları da ben kutluyorum zaten. Onlar çoğu bana ulaşıyor. Ulaşmayanları da, ulaşanları da kutluyorum. Gerçekten ilgi duyan çok az insan var. Bilmiyorlar, bilmedikleri için de evlendikten sonra başlarına geliyor, bir düğmesi kopuyor. İşte ne bileyim, bir sökülüyor evet. Falan bir şey oluyor. Çok normal. Onları yapmayı, dikmeyi bilmiyorlar. O yüzden valla Milli Eğitim Bakanlığı'na ben yürekten sesleniyorum. İnşallah duyarlar. Mutlaka bu eğitim çalışmaları, bu dersler yeniden konulmalı. Benim zamanımda vardı çünkü. Çok güzel şeyler yaptık biz. Evet, Zonguldak Ereğli'den gelmiş o bebekler. İlgileriniz için teşekkürler. Zonguldak Ereğli'den Melahat Yıldırım diye ismini de göndermiş. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sizler izleyin, gönderin. Biz elimizden geldiği sürece, süremiz yettiğince daha doğrusu gönderdiklerinizi mutlaka göstermeye gayret ediyorum ben. Evet, bir yelek göndermiş. Bir izleyicimiz, bu yeleği örmek için altının filesini örmeye başladım. İnternetten görmüştüm bunun örülüşünü. Bir gün gösterebilir misiniz? Zincir işiymiş demiş. Tabii ki aslında Berna Hocam gösterdi. Hemen bitmişini yönetmenim yayına verirseniz ekrana. Evet, zincir işi bu çok kolay ve çok güzel. Çok da zevkli bir iş. Berna Hocam göstermişti aslında. İsterseniz geriye dönük YouTube'dan programları bir şöyle tarayın. Ama yine rica ederim kendisinden. Bir ara inşallah gösterir. Bizi izlemeye devam edin. Ayrılmayın inşallah. Evet, birisi takı yapıyormuş. Bak, hemen takılar geldi. Yani süremizin yetmediği buradan da belli. Gördün mü? Takılar son dakika geldi. Ben de takı yapıp satıyorum. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Acele ettim, kusura bakmayın. Ben de sergilemek isterdim. Umre için para biriktiriyorum. Hayırlı günler. Ne güzel, inşallah. Konya'dan Fadiman'a Güveç demiş. Konya'daymışsınız Güvenç. Fadime Hanım, yani neden daha önce göndermediniz? Gönderdiniz de ben mi acaba unuttum bilmiyorum. Sık sık gönderin inşallah. Rabbim inşallah nasip etsin. Siz yola çıkmışsınız. Allah-u Teala onun devamını getirir. Hiç merak etmeyin. Bol hayırlı satışlar diliyorum ben inşallah. Aslancığım, galiba bizim süremiz bitti. Evet, benim de. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Onu şuraya ön tarafa koysana. Son olarak şurada arkadaşım, etek kısmının birleştirme yerini de göstereyim isterseniz. Sonrasında zaten. Ne yapıyordun orada? Etek kısmını ördüm, bitirdim. Şimdi bu iki kısım ayrı kaldı. Birleştiriyorsun. Evet, burayı birleştireceğiz. Ha, anladım. Burada ipimi kestim. İlk başladığım yerde sık iğnenin içerisinden şu şekilde geçiyorum. Hı-hı. Bu kapanış çok daha düzgün duruyor. Evet. İpimi aldım. İpi arkaya alıyorsun. Evet. Hı-hı. Şimdi son bitirdiğim yerde ki sık iğnemin iç kısmından şöyle. Hı-hı. Buradan ipimi tekrar geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Kapanış yeri hiç belli olmadı. Sonra bu ipi de yedirecek misin? Tabii. Bu içeri alt taraftan ben sıkılaştıracağım. İçine çekersin hatta, değil mi? Şu elef alttan birkaç şey. Şimdi yıkanılabilen oyuncaklarda olduğu için ben 3 kere minimum diyeyim. Sıkılaştırıyorsun. Sıkılaştırıyorum ki evet. Hani makinede bir sorun yaşamasın diye. Ne güzel, ne güzel. Ellerine ya, sağlık. Çok güzel. Helal olsun. Gerçekten. Hakikaten çok başarılısın sen de Aslancığım. Tebrik çok ediyorum. Kolay gelsin. Allah çok teşekkür olsun. Ediyorum davetimi ben kırmadın geldin. Yine bekliyorum inşallah. Amin. Sana da teşekkür ediyorum. Kolyemizi hemen gösterelim. Hemen. Ondan sonra vedamızı yapalım. Mukadder Hanım'ın torununun kolyesi, minik bir kolye. Evet, Bahar'cığım var benim. Çok yaz kolyesi, evet Bahar'cığım. Ben burada tanıştım değil herhalde, onun bir küçüğü. Sen tanışmadın. Bahar'la tanışmadın değil mi? Geldi aslında, tanışmadım. Burada ben onu oturtturdum yanıma.
sandalyeye bir gün. İnşallah yine yaz tatilinde yine getiririm. Hı-hı. Evet, çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. O da yaptığın programda yaptı. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ ol canım benim. Görüşürüz inşallah yine. İnşallah. Arayı bu kadar uzatmayız inşallah. Çünkü Ramazan girdiği için bu kadar uzadı. Evet, Ramazan girdi, bayram girdi. Önümüzde de artık yakınlaşıyor gitgide. Kurban Bayramı geliyor. Çok İnşallah şükür. Rabbim hepimiz hep beraber ermek nasip etsin. Amin. Ona da. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.